Today I'm gonna show you how to rig an excavator. Demeyeceğim çünkü bu ders Türkçe bir ders ve İngilizce video izlemekten bıktıysanız hadi başlayalım. Öncelikli olarak ekskavatörümüzü gruplara ayırmamız lazım. Riglemede en önemli şeylerden bir tanesi gruplama, pivot noktaların yerleştirilmesi. Bu çok önemlidir ve objemizin grid çizgisinin tam merkezinde yer alması gerekiyor. Yani şu noktanın, merkez noktasının grid çizginin sıfır noktasında yer alması gerekiyor. Konumlandırma yaptıktan sonra hemen gruplamaya başlayabiliriz. Öncelikli olarak tamamını bir grup haline getireceğiz ve şu şekilde gruplamaya başlayabiliriz. Seçelim. Şurayı da seçelim. Şu iptal. Şu içinde kalacak. Evet. Şunu da içine alacağız. Şöyle yapalım. Şunları iptal. Bu kısım bir grup olsun. Ctrl G ile grup yapalım. Daha sonra pivot noktalarını hazırlayacağız. Öncelikli olarak gruplara ayıralım bir. Şunu çıkarıyoruz bu gruptaydı çünkü. Seçmeye devam edelim. Evet şöyle. Aşağıya kadar. Tamam. Şunu çıkaralım tekrar. Evet. Şu alt pistonlar ana gövdede yer alacak. Bu pistonlar ise bu kolda yer alacak. Bunu da bu şekilde grup yapalım. Grup. Evet. Birinci grubumuz, ikinci grubumuz. Şimdi ana gövdeyi grup yapalım. Şöyle tane bir seçelim. Şunu çıkaralım. Paletler de çıksın. Alttaki merkez rotor kısmı da çıkacak. Sadece burası kalacak. Emin olalım. Evet, tamam. Ctrl G ile grup yapalım. Paletleri ayrı ayrı grup yapacağız. Şöyle seçelim. Bunu çıkaralım. Grup. Şunu da şöyle tam şu açıdan seçelim. Grup. Zaten tek parça olduğu için bunu gruplamaya gerek yok. Evet, şimdi bunların isimlerini verelim hemen. Ön kol diyelim buna. Ona orta kol diyelim. Gövde. Bu karşıdan bakınca sol palet olsun. Palet. Buna sağ palet olsun. Bir de bu paletlerin ikisini birlikte grup yapalım. İkisini seçip Ctrl G ile bunda palet grubu diyelim. Tamam. Gördüğünüz gibi oluşturunca direkt merkeze, grid çizgisinin merkezinde grup pivot point'ini buraya alıyor. Şimdi bunların pivot noktalarını tabii değiştireceğiz. Hemen ön koldan başlayıp şöyle yan görünümden bakalım. Insert'e basarak taşıyalım şöyle. Şunu merkezine V harfi ile merkezine alalım. Şu plandan bakalım. Tam olarak merkezi değil, şu kenarı tutturduğu için hizalayacağız. Yani orta noktayı almamız gerekiyor. Sadece X yönünü seçip yine V harfi ile tam merkezine alalım. Şimdi bakalım olmuş mu? V harfi, E harfine basıp tamam. Yalnız şunu da bu grubun içine dahil etmemiz gerekiyor. Ön kola. P harfine basıp parantez onun içine atalım. Tamam. Hemen şunun da pivot noktasını değiştirelim yan görünümden. Insert. Şunu şeffaflaştıralım ki. Evet, şurası. İyice yaklaşalım şöyle. V harfine basıp. Tamam.
Yine bunu da merkeze hizalamamız gerekiyor. Şöyle şuradan Insert X yönünü seçelim. Ve şu hat zaten bu objenin merkezi. Şöyle hareket ettirdik. Tam orta noktasına gelmiş olacak. Şimdi bakalım. Evet. İstediğimiz gibi. Hemen gövdenin de pivot noktasını zaten bakalım. Gri çizgisinin tam ortasında yer alıyor. İstediğimiz gibi. Yani şu şekilde merkezi döndürebileceğiz. Çünkü bunun merkezi şunun aslında şu rotorun merkezi olması gerekiyor. Palet grubunda da yine merkez tamam. Ama ayrıca paletlerin merkezlerini pivot noktalarını şöyle center pivot ya da şuradan modify'dan da girebilirsiniz. Center pivot yapıp kendi merkezlerine taşıyalım. Şimdi bunların merkez noktalarının görünmesini istiyor. Çünkü joint ekleyeceğimiz için hemen display, transform display, rotate, pivot. Şöyle şeffaflaştırırsak bakın şuralarda pivot merkezlerini gösteriyor. Buralara jointleri hizalayacağız. Şimdi jointlerimizi hazırlayabiliriz. Şöyle yan görünüme gelelim. Hemen link. Şuradan oluşturmaya başlayalım. Grid çizgisini açalım ki 1 tam şu merkez noktasında buradan paletlere dağıtacağız. Üçüncü de rotorun merkezinde bu ana merkez olacak. Sonra çıkmış şöyle. Şuna bir orta noktasına koyabiliriz. Şunu kapatalım. Çünkü joint istediğimiz yerde oluşturamıyoruz. Tam şunun merkezine V harfine basarak. Daha sonraki şu kolun merkezine gidecek. Şuraya V harfine basarak yine. Sonraki ise bunun merkezine. Şimdi V'ye basmaya gerek yok. Şöyle karşıya X'e basarak, Shift'e basarak karşı tarafa bir tane daha oluşturalım. Bu kepçenin ağzını hareket ettirecek. Şimdi bunlara tabii yine konumlandırmamız gerekiyor. Merkez noktasında değil gördüğünüz gibi kolun merkez noktasında değil. Şimdi bu pivot noktasını hizalamamız gerekiyor. Taşımamız gerekiyor yani şunun merkezine taşımamız gerekiyor. Şöyle üstten bakalım. Bakalım mı? Şöyle yapalım. Tamam. Biraz daha şöyle. Tamam. Öyle iyi. Şu ön taraftaki için de yine aynı işlemi yapalım. Buradaki pivot noktasında kenara taşıyacağız. Evet. Seçtik. Word ile taşıyalım. Merkezine. Tamam. Sonraki için de yine merkezine taşıyacağız. Tamam. Bunu da yine merkeze taşıyalım. Bu zaten merkezde bunda sıkıntı yok. Şöyle bir daha bir bakalım. Evet. Şimdi Joint'i seçip hepsini şöyle şuradan seçelim. Hemen Reading'den Scalate'in Orient Joint diyeceğiz. Çünkü yerlerini oynattığımız için pivot noktalarını joint'in baktığı yöne doğru değiştirmiş olduk. Şimdi bundan sonrası paretleme. Hemen başlayabiliriz. Bunları aslında isim vererek de yapabiliriz ama önce şuradan paletlere doğru gidecek olan birer tane daha joint oluşturalım. Şöyle yan görünümden. Şuraya bir tane oluşturayım. Onu şöyle paletin şu merkezine
taşıyayım. Bundan bir tane kopya oluşturalım. Şöyle Shift D ile veya Ctrl D ile de olabilir. Bunu da şuraya taşıyalım. Tamam. Şimdi bunları şu merkeze bağlayacağız. Parent. Diğerini de buraya bağlayalım. P harfi ile. Bunu da bağlamış olduk. Şimdi bunun rot kısmını değiştirmemiz gerekiyor. Yani şu üst tarafta kalması gerekiyor rotun. Onun için şunu seçelim. Ve Scalate'in Root Scalate'in. Tamam. Şimdi alt kısmı ayrıca döndürebileceğiz böylece. Yani şu kısmı ayrıca paletleri kendiliğinden çevirebileceğiz. Şimdi hemen paletlemeye başlayabiliriz. Evet. Şu ön kolu şuraya yapacağız. Ama bunun pipi noktasını tekrardan bir daha bir gözden geçirelim. Evet, ben daha önce bunu buraya almışım. Siz de eğer değilse bunun pivot noktasını şu joint'in merkezine taşımanız gerekiyor. Tamam. Hemen gelelim geri. Seçelim. Parent. Artık bunu bununla ilişkilendirmiş olduk. Aynı zamanda şunu da buna parentleyelim. P harfiyle. Çünkü bu buna ait bir parça. Tamam. Şimdi şuradan joint'i görelim. Evet. Bunu da ön kol parent orta kol parent sonra evet, şu üst kısım şuradaki joint ana gövdeyi döndürecek. Gövdeye bağlayalım onu da. Parent. Sonra bu alt kısım yani şurası bütün palet grubunu döndürecek. Parent. Burası sağ palet. Şu da sol palet. Parent. Şimdi bakalım. Şunu eklememişiz. Onu da hemen ekleyelim. Evet. Root da bunu parentleyelim. Parent, evet. Şimdi bakabiliriz. Var mı? Dışarıda kalan bir obje. Yok. Üst kısmı gördüğünüz gibi. Ön kol. Pistonları ayarlayacağız zaten. Dersimizin ana konusu zaten pistonlar. O yüzden bu videoyu hazırladım. Hemen bu kontrollerimizi yapalım. Yanlışlık yapmamış olalım. Evet, alt palet kısmında kendisini döndüğünü görüyoruz. Ayrıca paletler hareket ettirilebilir. Tamam. Şimdi piston konusuna geleceğiz. Bu pistonlar hepsini ayrı ayrı şu şekilde seçelim arkadaşlar. Şunu evet şöyle şöyle. Bunların hepsini freeze transform ve center pivot diyelim. Çünkü bu şekilde zaten pivotların merkez noktasında gelmiş olacak. Fakat biz bunları değiştireceğiz. Hemen şöyle yan görünüme gelelim. Şu pistondan başlayalım. Bu pistonun pivot noktası bağlı olduğu yer olması gerekiyor. Insert. Taşıyalım merkez noktasına. Şuraya yani. Şöyle. Pivot noktalarını mafsalların bağlı olduğu ana gövdeye yani pistonun bağlı olduğu asıl mafsala götürmemiz gerekiyor.
Çünkü bu noktalardan rotate olacak. Tamam mı? Pistonumuz tamam. Bu da tamam. Bu da tamam. Şimdi artık bunları aim ile aim parantiyle birbirine bağlayabiliriz. Bunu buna şunu şöyle şuradan koparalım. Özelliklerine bakalım. Şu şekilde olması gerekiyor. Reset. Ekle. Bunu da tersine yapacağız. Yani bunu da buna bağlayacağız. Sonra diğerlerini de hemen yapalım. Bunu bu pistona, boruyu pistonla tekrardan. Sonra şunları bağlayalım. Ters yönde bağlayalım tekrar. Bu seçmesi biraz zor oluyor. Şöyle yakınlaşalım. Tamam. Bunu tekrar buna şöyle bağlayalım. Üsttekini de aşağıdakine bağlayalım. Tamam. Şimdi bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi üst piston gayet güzel çalışıyor. Alttakine bakalım. Tabi bunu çalıştıracağız fakat şu kolu orada bir set driving key yapacağız. Şuna bakalım. Gördüğünüz gibi buradaki pistonlarımız da gayet güzel çalışıyor. Hemen evet. Şurada özel bir işlem yapacağız. Bu şekilde döndüğü zaman şunun da bu yukarı doğru dönmesini isteyeceğiz. Bunları tabii ki öncelikli olarak şöyle birbirine parantleyelim. Bu buna ait bir obje. Bu da yine buna ait bir obje. Bunu da buna parantleyelim. Bunu da pivot noktası ben daha önceden buraya almıştım. Siz de bu mafsalın döneceği ana merkezine taşıyın. Şimdi yapacağımız şeyin mantığı şu. Bunu rotate ettiğimizde bu da yukarı doğru rotate olacak. Hemen başlayalım. Şimdi bunu da şuna parentlememiz gerekiyor. Parent. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi şu anda piston gayet güzel çalışıyor. Evet, burada set driving key kullanacağız. Hemen başlayalım. Animation set driving key jointi load driver olarak seçeceğiz. X yönünde dönecek. Ve yine diğer kolu da şu ikisini beraber seçip driver'ını alıyoruz. Şuraya alıyoruz. İlk olarak her ikisinde X'i sıfırdayken K atıyoruz. Attığımızda zaten şurada rotate'de mavi bir işaret çıkıyor. Artık bunları birbirine bağladık demektir. Bunu şu şekilde yukarı doğru döndürdüğümüz zaman şuraya kadar diyelim ki 70 derece olsun. Şunların da onunla beraber dönmesini istiyoruz. Çevirelim. Bu mouse'un şuraya girmesi gerekiyor. Şöyle olsun. Her ikisini de seçip X'i K'leyelim. Şimdi onu tam ters yönde çevirelim. Şöyle olduğunu düşünürsek şuraya kadar çıktığını. Bunu da yukarı doğru alacağız şöyle. Bu mafsalda. Alttaki mafsalda şuraya bağlanacak şekilde döndürmemiz gerekiyor. Biraz daha yukarıya alalım. Bakalım oturdu mu? Biraz aşağıya. Biraz öyle alalım. Tam yerine gelsin. Tamam. Bu şekildeyken de yine bir key atalım. Şimdi tekrar bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi takip etmiyor çünkü grafik editörden şöyle gelelim hemen. Bunları ikisini de seçelim şöyle. Bunları liner yapmamız lazım. Şunlar liner olması lazım. Bu şekilde. Şimdi tekrar bakalım. Yine ufak tefek düzeltmeler yapacağız. Evet, şu kaçtığı yerlerde bazı düzeltmeler yapacağız. Mesela şurada.
Şöyle hemen hızlıca. Şu şekildeyken bir key daha atalım. Sonra tekrar bakalım. Şuna kalalım sadece. Join'i seçelim. Burada yine bir ayrılma söz konusu. Burada hemen. Evet, böyle de bir daha key atalım. Tekrar bakalım. Şu yukarıdan çıkarken gene bir orada bir bozulma oluyor. Şöyle. Tekrar keyleyelim. Bakalım şimdi. Evet. Tamam, böyle iyi. Kapatabiliriz. Şimdi bunu hemen tekrar grafik editöre bakalım. Şu ikisini seçip. Bunları Liner olacak. Tamam. Şimdi buna bir limit koymamız lazım. Bir yerden sonra artık dönmemesi gerekiyor. Şöyle sıfırlayalım şöyle. 80. Hatta şöyle yapalım. Eksi 80. Eksi 130. Evet, eksi 130. Burayı da 70 yapalım şöyle. 70 ile 130 arasından daha fazla bir dönme işlemi yapmasın. Çünkü bundan sonra mafsallar bozuluyor. Bunu da bu şekilde tamamladık. Tekrardan sıfıra geri alalım. Şimdi genel olarak gördüğünüz gibi kepçemiz ön kol gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Pistonlarımız da yerli yerinde.